İyi günler. Bugün 20 Nisan 2015 Pazartesi. İşte başlıklar. Yeni akit. 7 Haziran son viraj. Almanya'da gurbetçilerle bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ceberrut Devlet'ten Kerim Devlet'e doğru değişim sağlandığını ancak yolun daha yarısına geldiklerini ifade ederek değişim için son viraj 7 Haziran dedi. Akşam senaryo 6-7 Ekim, hedef 1 Mayıs. HDP Kobani eylemleri sonrası bu kez gözünü Taksim'e çevirdi. Barajı aşmak için her yolu deneyen partinin hedefi 1 Mayıs'ta Taksim'de kaos yaratıp hükümeti yıpratmak. Güneş, vahşi batı, Avrupa yanı başındaki felaket için kılını bile kıpırdatmadı. Dün yaşanan göçmen faciasında 700 mülteci öldü. Habertürk, halk için ekonomi, yaşanacak bir Türkiye başlıklı bildirgeyi açıklayan CHP lideri ağırlığı ekonomiye verdi. İlk 100 gün ve 1 yılda yapacaklarını ayrıntısıyla sıraladı. Hürriyet, insanlık boğuldu. AB'den destek alamayan İtalya, göçmen arama kurtarma programını kesince facia haberleri art arda gelmeye başladı. İtalya'ya umut yolculuğu yapan yaklaşık 700 göçmen Akdeniz'e boğuldu. AB acil zirve kararı aldı. Mini gazete, büyük devlet olmak iyi ekonomiden geçer. 13 yılın sonunda mercimek ve nohut ithal eden bir ülke haline getirildik. Milliyet, koalisyon çıkışı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin koalisyon söylemine iflas getirir diye karşı çıktı. Posta, kart ve kredi borç faizinin %80'i silinecek. Kemal Kılıçdaroğlu seçim vaadini yaşanacak bir Türkiye sloganıyla sundu. Sabah, paralel rektör paniğe kapıldı. Gazi Üniversitesi'ni paralelin çiftliği haline getiren rektör, sabah haberlerine yanıt vermek yerine iftiralara sarıldı. Star, birlikte yeni Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu, Levent Hisarüstü metrosunun açılışını birlikte yaptı. Devletin zirvesinin verdiği mesaj bir süredir aralarına fitne sokmaya çalışanlara cevap niteliğindeydi. Takvim, koyun hürriyet. Aydın Doğan'ın hürriyeti 7 Haziran öncesi yine gerçek yüzünü gösterdi. Desteklediği partileri sandığa gömen millete hiç utanmadan koyun diyerek hakaret etti. Türkiye, Kılıçdaroğlu bütçeyi bir günde tüketti. Emekliye ikramiye kesmedi, CHP lideri vaat yağdırdı. Ancak vaatlerin bir kısmı bile bütçenin yarısından fazla. Vatan, o katiller niye özgür? Zirve katliamının 8. yıl dönümünde Michal Geske vatana konuştu. Babasının katillerinin uzun tutukluluktan serbest kalmasına böyle tepki gösterdi. Ve Yeni Şafak, işte o gizli görüşme. Yeni Şafak, Dersim isyanıyla ilgili bugüne kadar hiç bilinmeyen bir sırrı açığa çıkarıyor. MAH'a sunulan bir istihbarat raporu, Atatürk'ün idamdan hemen önce Seyit Rıza ile gizlice bir araya geldiğini belgeliyor. Seyit Rıza görüşmede, af dilersen idam edilmeyeceksin diyen Atatürk'e, af dileyecek bir şey yapmadım karşılığını veriyor.